oy çokluğuyla bu işlemlerin Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin işlemi olduğunu, dolayısıyla denetlenmesi gerekecek bir idari işlem niteliğinde olmadığını ifade ederek karar verilmesine yer olmadığına şeklinde bir karar vermiş. Bu karar doğru bir karar değildir. Bu karar özellikle 5 üyeden bir tanesi muhalefet şerhi yazmıştır. O bir üye de çok açık bir şekilde bu işlemin Yüksek Seçim Kurulu'nun bu işleminin Danıştay'ın denetimi kapsamında bir idari işlem niteliğinde olduğu ve denetlenmesi gerektiği, esasa girip inceleme yapılması gerektiği konusunda da muhalefet şerhi yazmıştır. Elimizde bu karar var. Tabii yargı sürecinin hangi ölçülerde manipüle edildiğini biliyoruz, görüyoruz. Danıştay'ın bu kararının da henüz daha hiçbir ön inceleme yapılmadan alelacele bu şekilde verilmiş olmasını anlamlı buluyoruz. Bunun ötesinde seçimlerle ilgili yine mühürsüz seçimlerin seçme seçilme hakkını ihlal etmesi noktasındaki müracaatlarımız devam edecek. Bu hafta iç hukuk yolları ve uluslararası hukuk yolları çerçevesinde teknik çalışmamız belli bir noktaya geldi. O çalışmayı tamamladıktan sonra, daha önce de söylemiştim, en son noktada siyasi karar vereceğiz. Siyasi olarak nerelere gidilebilir konusunda. Danıştay Başkanı'nın en azından bu aşamada bu ziyareti daha önceden planlı bile olsa yapmaktan imtina etmesi gerekirdi. Bu yargının bağımsızlığına ciddi biçimde gölge düşüren ve bundan sonra da yargı organlarının kararlarında kamuoyunu tatmin etmeyecek, endişeye düşürecek şekilde yargı organlarının kararlarını zedeleyecek uygulamalardır. Yargıçların yüksek yargıç olma vasfına uygun şekilde hareket etmelerini beklemek hem vatandaş olarak hem siyasetçi olarak hakkımız. Avrupa Parlamentosu Asamblesi bir karar verdi. Tabii evet. Bu Türkiye açısından çok büyük bir kayıptır. Bu aslında iktidarın Türkiye'yi hangi noktaya getirdiğinin çok açık bir göstergesidir. Türkiye hızla çağdaş dünyadan kopmaya, otoriter rejimlerin altındaki sınıflandırılan ülkeler pozisyonuna, konumuna hızla çekilmekte. Türkiye Avrupa Birliği hedefinden koptuğunun, Avrupa Birliği hedefinden uzaklaştığının işaretleri bunlar. Bunlar ciddi biçimde bizi rahatsız eden uygulamalar. Aslında anayasa değişiklik teklifi gündeme geldiğinde hem mecliste, parlamentoda hem de kampanya süresinde ısrarla biz dedik ki bu Türkiye'yi çağdaş dünyadan koparır. Bu Türkiye'yi otoriter rejimlerin sınıfına sokar. Bu Türkiye'yi Avrupa Birliği hedeflerinden uzaklaştırır. Avrupa Birliği hedefinden uzaklaşmak ve Avrupa Birliği'nden korkmak Türkiye'nin, Türkiye'de yaşayan vatandaşların yararına değildir. Türkiye'nin ticaretinin de, ekonomisinin de, modern yaşam anlayışının da gösterdiği hedef uygar dünyadır ve bu çerçevede Avrupa Birliği değerleriyle bütünleşmekten bizi uzaklaştıracak adımlardan hızla vazgeçmek gerekir. Hükümetin, iktidarın bundan sonraki süreçte bu gelişmeleri dikkate alarak daha doğru ve dikkatli bir pozisyon alması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim oradaki milletvekili arkadaşlarımız bu kararın alınmaması gerektiğini söylemişti. Buradan Avrupa Birliği'ne de şöyle bir çağrımız var. Türkiye'de her şey iktidardan müteşekkil değil. Her şey iktidarın tutumundan müteşekkil değil. Bu anayasa referandumu da göstermiştir ki Türkiye'de güçlü bir demokrasiden yana tavır alan güçlü bir yapı vardır. Bu yapıyı yok edecek ve daha otoriter bir noktaya sürükleyecek uygulamalardan vazgeçmelerini tavsiye ederiz.